FM Savaşları 5 bölüm geride kaldı. Artık final günündeyiz. Final gününde yine güzel bir ekiple bir aradayız. Sevgili Onur Tuğrul, Ali Ece, Serkan Akkoyun ve bendeniz. Size yine güzel bir saat geçirmenize yardımcı olmaya çalışacağız. Bugün dedik ki artık final maçı sınırsız. Bugün ne istersek yapıyoruz. Bugün ister mi ister Messi, Ronaldo bir arada mı oynatacaksın? Denk gelir yani fırsat olursa. Ne bileyim. 5 forvet mi oynayacaksın? Dünyanın en iyi kalecilerinden set mi kuracaksın? İstediğini yap. Buyurun. Her Buyurun dedik. meydana. İki tarafta hayal güçlerini sonuna kadar zorladı. Neuer'i orta sahada oynatmaya karar verdik falan. Ali abinin de destekliyorum. Manyaz çünkü biz. Geçen sefer kaleciden yanmamış gibi. 250 kişilik bir liste var Ali abinin önünde. Başlayalım. Takip listelerimizi oluşturup hemen drafta başlıyoruz. Hocam bu bölümün adı Her Şey Dahil biliyorsun. Her şey Her dahil. Şey dahil. Eskiden otellerde vardı biliyorsun. Evet. Hala var ya. Ama bize yok şeyler orası. Bize yok. Evet, turistlere var. İşte onu söyleyeceğim. Biz artık turist kaldık. Dilerim bu maça artık turist olarak devam etmeyiz Onurcuğum. Geçen maçı sen ne dersen alacağım. Sen ne dersen elimizden alacağım. Geleni yaptık. Tek. Bu arada merak edenler için oyunumuzu Huawei MateBook X Pro ile oynuyoruz. FM Savaşları bu bilgisayar eşliğinde devam ediyor. Gayet kullanışlı, gayet özellikli. Hem klavyesi hem dokunmatik ekranı hem tasarımıyla şık bir bilgisayar bize oyunumuzda eşlik ediyor. Evet, 1996'dan beri bilgisayarda teknik direktörlük yapıyorum. Gerçekten gitgide gelişiyor bilgisayarlar ve bu en son Huawei. Bunun neydi Onurcuğum tam modeli? MateBook X Pro. Gerçekten pro. Yani çok hızlı akıyor. Oyunun mesela oyun motorunda maç oynarken işte daha hızlı olsun, daha yavaş olsun. Bunlar da çok gelişmiş gerçekten ama bunun için işlemcinin de gelişmesi gerekiyor. Bunun için grafik tutarlılığının da yüksek olması gerekiyor. Bunların hepsini buldum ben burada. Yani gerçekten oynaması zevkli. Gözü çok parlatmıyor oynarken. Çünkü çok uzun oynayınca biliyorsunuz 6-7 saat gözlerde sıkıntı oluyor. Ben bayağıdır oynuyorum. Bir sıkıntı görmedim. Biraz da iyi kaleci alsak daha rahat edeceğiz değil mi hocam? Evet, evet kesinlikle. Bu sefer alacağız ama. Evet, bu sefer çünkü bu sefer her şey dahil. Öyle Donnarumma taktiğiyle oynayıp bizi yeneceğini zannedenler yanılıyorlar. Ben sana söyleyeyim. Şartlar eşit, makineler kaliteli. Yapacak mıyız hocam? Hadi başlayalım. Hadi bakalım. İlk seçim evet, Rock'n'Roll City yapacak. Seç kardeşim. Messi'mizi alalım abi. Lionel Messi. Rock'n'Roll City. Evet. Greatest of all time diye tabir ettiğimiz. Katılıyorum. Güzel bir tercih. Doğru. Doğru bir tercih. O zaman şu yapayım mı? Yapalım mı? Bak şu. Evet, iki tane şu. Hakkımız var bizim şimdi. Vay arkadaş. Kevin De Bruyne bölgesinin açık ara en iyi oyuncusu. Bence dünyanın en iyi orta saha oyuncusu. Iniesta'dan sonra gelmiş. Ve Robert Lewandowski santrforumuzu seçtik. Hayırlı olsun. Ronaldo'yu da alalım. Messi Ronaldo beraber oynar mı oynamaz mı? Bir ilk olacak değil mi? Evet. Hadi bakalım. Onlar yani bizi Ronaldo'yu onlar seçmemizi istediler bu arada. Belli dakikadan sonra sıkıntı olmasın. Hayır Ronaldo'yu seçmemizi istediler. Arkasından ne çıkacağı çok merak ediyorum şu anda. Çünkü ya bizi yönlendirdiler. Messi Ronaldo'yu yönlendirdiler. Yapmamak da olmaz şimdi. Biz bir tane daha seçeceğiz. Yok kardeşim almıyoruz Ronaldo'yu. Evet alalım biz şunu. Bu sefer. Yok mu? Oraya geldik mi? Aldık. Trent Arnold camiamıza hayırlı olsun. Bu sefer kaptırmam kapı. Kapı kaptırmam. Yani rahmetli Süleyman demin. İki tane hakkımız var şu anda. Evet, alsınlar. Van Dijk falan alacaklar. Biz tahminlerin dışında bir tık yol izleyeceğiz. Çünkü beklenen oyuncu belli. Ama beklenen oyuncuyu karşı takımda oynayacak tahmin ediyorum. Türk marşı çalayım mı? Yok. Daha tamam, değil. Tamam. Mısır milli marşı çalmak istersen. Muhammed Salah alıyorlar. Allah 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 Allah. Ve bence alternatifsiz. Mevkisinde dünyanın açık ara en iyisi. Evet. Türk marşı çalayım mı? Yok Hollanda marşı. Hollanda marşı. Van Dijk alacak ya. Hollanda marşı çalarsan olur. Van Dijk. Evet. Tamam, biz de o zaman. İkişer ikişer gidiyor yalnız. Evet çok iyi. Bizde çok iyi olay. Yok biz de Hollanda marşı çaldırıyoruz. Delik de alıyoruz. Gerçekten mi? Abi stoper kimi alacağız? Ramos'u mu alalım? Ramos'u alalım peki. İyice yaşlılar takımı olsun bizim. Veteranlar. Bir maç yapacak abi 90 dakika bir oynasın ya. Bir maç yapacak da bunlar sakatlanırsa ben sonra sana soracağım. Abi bir maç oynayacak çıksın oynasın abi ya. Ramos'u mu alıyor? Belki bir salağı mı sakatlayacağız? Evet. Ben yapmam kendi elimle bunu. Ramos'u mu alıyor? Yoksa bir Kante'yi alalım. Kante'yi alalım abi. Biz Kante'yi alalım. Güzel. Şimdi kimi aldınız? N'Golo Kante'yi alalım. Bakıyoruz. N'Golo Kante camiamıza hayırlı olsun. Bir tane daha seçeceksiniz. Alacağız. Evet. Aldı. Ne milli görevi güzel ya. Tercih. Milli görevin senin Rakunos'u da oynamak. Hakimi de alalım bunlara sabit kalmasın ha. Ortayı kapatalım öyle mı? Öyle mi? Kimi mi alacağız? Evet abi bence ortayı sen Valverde'den memnun kalmadın mı? Yok kalmadım. Peki.
Yanlışlıkla santrfor oynattık da gol attı. Abi enteresan bir oyuncuyu bıraktılar. Çok ilginç. Evet bak o hata yapıyoruz. Bir dakika dur. Biz Robertson'u alalım ya. Hayır şeyi alacaktık ya Neymar'ı. Neymar'ı mı alacağız? Evet tabii Neymar abi. Abi sen niye peşin abi? Ronaldo, Messi beraber mi? Peki oynat. Oynat abi oynat. Şey yapacağım. Neymar. Neymar penaltı. Olur hocam tabii gel. Aferin. Kante ve Neymar'ı aldık. Aldık. Kimmiş'e almadık. Abi biz eğer iki sıra önce bizde olsaydı biz Mbappe ve Kimi'yi alacaktık. Tek hakkımız var bu arada. Bence şu arkadaşı bırakmayalım. O zaman biz Kimi'yi alalım. Kimi'yi tek hakkımız alalım. Olmuş. Ben de bir hata yaptım burada. Kimi'yi alalım. Kimi önemli. Kimi çok önemli. Kimi bayağı önemli. Kimi adam. Tamam şimdi burası tamam. Bunu buraya aldım ben izinle. Tamam. Buraya adam aldık. Tamam. Biz buraya mı adam alalım? Nereye alalım hocam? Şurayı bence bir tamamlayalım. Şu dediğimiz şeyi mi yapalım? Yapalım ya. De. Yeter bir rahat evet, edelim yaptım. Orada ya. Evet. Evet. Aranızda gayda çalmayı bilen var mı? Robertson mı? Yok şeyi alacağım ben. Norwich'in stoperi var ya onu alacağım. Hiç böyle boynuna çıkamıyor. London. Yok London Knights. London Knights aman. Evet. Bunları mı seçtik? Bizi eksik evet. Kaldı mı şu o bizim arada? Takımda oynayamaz ya. Bizim şuraya adam niye çıkmadı hala? Bu değil mi? Evet. Tyler Roberts'ı almayalım. Andrew Robertson. Evet. Messi, olsun. Ronaldo, Trent, Kante, Neymar, Robertson. İki seçeceğiz. Al o zaman şu çocuğu ya. Valla biz boştu. Anlamadık. Mbappe 6. turda bize kaldı. Abi anlamadınız bize çünkü Ronaldo bize yaptı. Ronaldo, Messi, Neymar aldırdı Onur Bey. O yüzden anlamadınız. Evet, Mbappe şimdi, bizde. Sakin düşünelim. Bunu aldılar oğlum zaten. Almadılar. Aldılar oğlum bunu aldılar. Kim o sorumu söyleyeyim ben size. Ramos ya. Ramos'u aldık. Almadık. Almadınız abi. Daha hiçbir stoper almadık mı? Evet. Bravo bize gerçekten tebrik ediyorum. Çekelim ya. Van Dijk Ramos'u yaptılar. Abi, Messi Ronaldo'yu sakatladılar ya. Biz çok inceledik, sık dokuduk. Çok. Bayağı uğraştık. Evet. Ve Türk marşı çalıyoruz. Ve Fransa Milli Marşı. Fransa Milli Marşı. Paul Pogba. Pogba'yı aldılar. Enteresan. Takım disiplinleri tut hocamları şimdi bak ben sana söyleyeyim. Karışır ortalık. Ruben Dias'ı mı istiyorsun, Ramos'u mu istiyorsun? Dias'ı istiyorum. Dias'ı istiyorsun. Güzel. Bizde stoper kim var? Delikt mi var? Hiç kimsemiz yok. Hiç kimse almadık mı? Almadık abi. O zaman Ruben Dias'ı alalım ya. Alalım. Bizde yine sıra değil mi? Evet. Evet. Ramos bu. Stoper seker daha ya sanki. Alırız. Bu var. Üç tane var. Biz bir yeri daha kapatalım. Şuradan kimi istiyorsun? Bir maç oynayacak beraber. Belki 90 dakika çıksın. Abi, neyi işte varsa koysun bak, kardeşim. 60'a kadar çok iyi oynuyoruz. Ondan sonra çöküyoruz abi. Siz hiç anlaşamıyorsunuz. Şunu çift forvete dönüyoruz. Çift forvete dönüyoruz. Tuttuğu takıma göre yapıyor. Türkiye'de tuttuğu takıma göre. Aynı denki 10 tane adam alıyoruz. Tamam kardeşim. Peki. Hangisini istiyorsa onu alalım. Bence bir stoper daha alalım. Yok abi şurayı artık bitirelim orta sahanın. Abi bak. Abi bak maç çıkartamıyorsun. Koyalım Ramos'u. Bak soruyorum. De Jong mu? Henderson mı? Bence adam yazın. Açık açık söylüyor adam artık yani. Bak De Jong mu? Henderson mı? İsim veriyor. İsim vermez. De Jong'u aldım abi ben. Vallahi aldım. Kaptan alalım bari. Franky. Kimi ya? Jordan Henderson mı? Tamam hadi De Jong'u koy abi tamam. Vay arkadaş. Tamam Henderson'ı mı istiyorsun? Abi kaptandır en nihayetinde. Abi var ya Messi ile Ronaldo var. Kaptanlık gelir mi Henderson'a? Onurcuğum ya. Abi o yani Messi gelir Ronaldo birbirini yer zaten kaptan Henderson kaptan. Bir şey Henderson değil. Ben böyle ters manyel yapıyorum şu an. Hadi bize. Siz mutfakta tartışın. Frankie de Jong'u aldık abi. Reputasyonum da ne kadar şey oldu. Frankie de Jong mu? Safsın daha yeni gelmişsin. Ortam ne kadar kaliteli olsa da böyle bunlardan yere düşene hiç acımazlar. Bunlar Cengizhan. Yani şunu evet abi. Bunu bir çekelim abi. Hamle oyuncusu. Hamle oyuncumuzu draft ediyoruz. Evet o da. Sadio Mane. Tebrikler. Evet. O zaman Mane. Ansu Fati'yi aldım sola. Messi abisiyle beraber. Abi son bir kere daha düşün. Tamam abi gel karşılaştık. Son bir kere daha düşün gel abi. Seni. Peki gel seni mi kıracağım? Ya karşılaştıralım adamları. Nerede? Yuu abi ya. Gelsin bir tane vursun gol atsın gitsin abi. Çıkart ondan sonra Ansu Fati'yi al yine. Ansu Fati zaten bayağı gelmeyiz peki. Oraya daha sıra. Peki. Altıyla oynayacak. Abi Asya pazarına da açılacağız. Asya pazarı niye açılma bir tek maç ya. Açalım. Tek maç. Kalalım bu İspanya abi pazarı. Maradona kupası falan gibi düşün. Fati, o Ansu Fati acayip oynuyor oyunda. Oynatmadık bir önceki maç. Aa bir dakika doğru bir dakika ben ondan hiçbirini almıyorum. Bir önceki evet, maçtan çok memnun kaldım. Reyna'yı alıyorum ben. Abi adam mükemmel oynadı geçen maç ya. Abi ya. Mükemmel oynamadı mı?
Yani. Oynadım. Yenildik abi. Sahanın en iyisiydi ama adam. Yenildik. Bal yapmıyor bence. Bal mı yapmıyor? Evet. Aç bakayım. 7.80 ile oynadı adam. Öncelikle yani. Kestane balının diye. Benim tüm dünyası. Tüm dünyası. Vay arkadaş ya. Gerçi Kirşen'den tüm karar veremedik. Ansu Fati ile Son arasında Reyna'yı alalım bari. Reyna sen de kırılma ben de kırılmayayım. Reyna. Peki. Bizde mi sıra? Evet. Buradan sevgili Erman Yaşar'a bir gönderme yapmak istiyorum. Senin her golün ayrı bir zevk. Harry Kane, Harry Kane'i. Sen de şarkısın. Güzel gir Harry Kane'i. Ben şey yapamadım ya. Şarkıyı yakalayamadım. Harry Kane. Tamam Harry Kane. Güzel en azından. Tebrik ederim. Çift forvete dönersek Harry Kane. Abi ya stoper tamam. Abi. Kimi istiyorsun? Şey var. Siz şeyi aldınız mı ya? Sergio Ramos'u aldınız mı? Hayır. Yok. Peki Ramos'u mu istiyorsun bu Koulibaly mi? Koulibaly. Bence Koulibaly'i alalım. Evet. Hem böyle bunlara kornerden gol atarız. Tamam. Gülüyorlar. O zaman Ramos'u alalım. Hayır onunla alakası yok. Yanlış anlamadım. Biz başka mevki bakıyoruz. Aldık Koulibaly'i. Hayırlı olsun. Size de hayırlı olsun. Ali. O Ramos zaman biz de. Hayırlı olsun. Sizin de o zaman. Sergio Ramos. Bu kadar. Vay. Yeter. Şimdi bak bir tek Kante aldık şuraya. Bizim oraya aldık. Adam almamız gerek. Evet. Kim ha? Diong'u da aldık. Tamam, Diong'u da aldık. Evet. Kante, tamam. Diong. Bir tane daha. Neymar, Ronaldo, Messi aldık. Şimdi geçen maçta Valverde'den. Sol tarafı adamımız lazım. Yani sola sol aldık Reyna'yı. Bak sondan iyisi yok abi. Reyna'yı aldık sola. Abi son ondan iyi değil mi ya? Bak her iki ayağını da kullanıyor. Yemin ediyorum değil. Bu sistem de değil. Bu sistem de çok iyi. Bak sonu alalım yedek forvet olarak. Tamam o zaman. Ronaldo'ya da Messi'nin yerine oynayalım. Tamam. Aldım. Ne son aşkıymış adamlar. Kime aldınız? Bizim çocuk gibi sen de bu Kore pop mu seviyorsun Onur? Sen rockçı diye getirdik. Abi Coldplay. Koreli diye tuttum. Abi de Coldplay de gitti. Düet yaptı abi gördüm, işte. Gördüm. Yani duymadım. duymak istemedim gördüm. Güzel bence. Şey bence pop. Bir şey söyleyeceğim. Kore pop grubu daha iyi şu anda. Biz seviyoruz K-pop. Aynen. Bence çok güzel bir Blackpink dinlerim her zaman. Ben de BTS. Ben de onlardan. BTS'leri yaptılar işte düeti. BTS çok iyi. Ben de onlardan şeyi beğeniyorum. It'si mi? It'si değil mi? Onun hareketi mi o? O K-popçular, BTS'çiler anladı beni. K-pop siz grubu It'si değil mi? It'si diye yazılıyor. Vardır o bayağı güzel bir grup. Biz de o zaman Hünk. Minson'u aldık. Minson. Onur Bey. Özel sonlandırmadı isteklerini. Biz de sonu aldık. O zaman yani. Anionse'ye diyoruz. Sol beke Theo Hernandez. Geçen maç Davis'ten hiç memnun kalmamıştık. Rakipte de beğenmiştik. Scouting gerçekten yaptık. Çok iyi oynadı Theo, Theo Hernandez. Ama biz tabii memleketçilik yaptık. Ve Robinson'ı aldık. O da çok iyi. Tabii. Seç abi hemen bir seçim hızlı. Yine memleketçilik yapıyoruz ve Güney Amerika'mızın şahane savaşçı oyuncusu. Tam bir volante. Diye tabir ettiğimiz. Zinedine Zidane Benitez'den sonra devraldığı zaman ilk yaptığı doğru hareket. Yohan Gurkuf. Casemiro'yu alacak. Casemiro da ne Yohan Gurkuf ya. Casemiro. Ne alakası var? Yeni Zidane diye oradan Güney şey Amerika'da diyorum. Brezilya diyoruz. Şey diyoruz Yohan Gurkuf diyor. Ben sana kaka diyorum. Sen bana Holman diyorsun yani. Holman iyi topçu. Yani Aziz Yıldırım Aykut Kocaman konuşması değil mi? Diyalog. Bazı takımların tek seçeneği vardır. Manuel Noya. Aman tebrik ya. Ederim. Lan şimdi çizdim ya. Hiç önemli değil. Hiç önemli. Önümüzde de bir tek ora boşu. Ya. O Alisson Becker çıkmadan önceydi. Noya mükemmel bir ortada kaleci. Ortada çok şey kalırsa. Saygı duyuyoruz. Talişka'yı. Birini atarız. Bunu evet, Becker atarız. Aldık. Karşıdan biz galiba Talişka'yı aldık. Onlar Noya. Evet, biz de Alisson olarak herkes ilk 11'ini tamamladı. Evet programı kapatmanın. Sen böyle anladın mı? Sabri Ürgan. Evet programı zamanı kapatma zamanı. Monaco. İhtiyacımız da yok zaten. Böyle abi yani Kanada alıyorsun olmuyor. Ortaya alıyorsun olmuyor. Gökmen abi öyle coşuyor ya. Yani. Valla profile, biraz bir istifade edin falan. Profile bakarken küfür etmemekte zorlandım. Ki ettim. Biplendi ya da yayınlanmadı bilmiyorum. Ettim ama niye ettim? Ya, mutluluktan. İyi oyuncu. Konuşamıyorum şu an. O kadar heyecanlandı. Ben söyleyeyim mi? Tamam. Ben söylüyorum. Sakin söyle. Ol. Sen sadece baştan söyle lan. Bu şöyle inmeymiş gibi oldu. Sen baştan söyle. Şu anki tercih ettiğimiz isim eminim hepinizi bizi olduğu gibi Ya bunlar buraları verin bunlar abi. Kalsın. Buraları bir şey soracağım. Bunların böyle Cengiz Han Lisesi'nden mezun olduğuna ben inanamıyorum. Yani bunlar liseyi yok. Bitirememiş. Abi söylüyorum. Bruno Fernandes. Valla profiline o kadar tutulduk. İkimizde anons edemedim. Bruno Fernandes'ten sonra tabii ki bir oyuncu daha alacağız. Ve biz yine benzer bir mevki ama Goreska'yı alacaklar. Bir Alman makinesi. Goreska. Evet. Kimlik Goreska'yı aldı. Biz de o zaman Valverde'yi yedeğe alalım mı?
Bunu buraya çekelim. 3-4 diyelim orayı. Çünkü burada bir türlü karar veremiyoruz. Ya. Ve bu hangi bölgenin açık ara en iyisiydi bu oyunu. Şunu aldılar. Bunu da aldılar. Evet, yani o zaman aldılar. Lukaku alalım. Tabii. Tamam. Tabii farklı bir opsiyon olsun sonradan gidip. Alıyorum o zaman. İstersen Haaland al. Yine. Sonradan girip belki abilerinin yerine iş yapar. Tamam. Haaland mı Lukaku mu? Haaland alalım. Haaland bizde olsun. Galiba yani. Şurada hemen. Hiç kimse yapmıyor. Tamam. Çünkü çok seviye çok yüksek. Ona bak bir de üstündekine bak. Bunda da teknik. Evet. Haaland'ı biz akıllanmıyoruz çünkü. Haaland'ı kadromuza katıyoruz. Geçen oyunda olduğu gibi yine Rock'n'Roll City'nin evet. evladıdır en nihayetinde. Hayırlı olsun. Çünkü evine hoş geldin. Mantık olmaz. Yani yine aldık adamı. Yine aldık çocuğu. Hoş geldin. Bu arada biz draftımızı tamamladık. Tamamladım. Seçtiğimiz isim evet. Cuadrado. Hayda. Atilla Mayda. Bizde çok yönlü bir bek alternatifi. Kanat alternatifi. Sen böyle... var. Bize bir tane öyle yedek lazım. Sen böyle Atilla Güneş'i hatırlıyor musun? Onu alalım yedek. İsviçre'den gelmişti Beşiktaş'a. Bize bir tane bize bir tane öyle çok yönlü bir yedek lazım abi. Yedek kulübesine. Artık çok yönlü yedek gerek yok. Şimdi İyi bunlar de, Hakimi almadılar değil mi? Almadılar. Size Hakimi almadınız mı? Almadık. Niye almadınız Hakimi? Almadık. Fırsat olmadı. Oynuyorlar demek ki. Üçlü oynamıyoruz. Yani. Tabii evet. Üçlü oynamıyoruz ama zaten kurtulmak için sizin başka düşündüğünüz bir oyuncuyu biz sağ bekte oynatacağız. Peki. Hakimi'yi de siz alın istedik. Özellikle yok, almadık. Hiç gerek yok. Ya. O kadar da bir şey değil. Bizim şimdi böyle kaç oyuncu alma hakkımız var? Cuadrado'yu Hakimi'nin önüne yazdık. O da 10 tane oyuncu alacağız. Bunlar üçlü olacak canım. Bunlar hele laf salatası yapıyorlar akılları sıra. Ya, abi, salata çok sağlıklı. Geçen sefer 18'i almadık. Bu sefer alırız ama. Çünkü lazım kolaydır. Hırvat savunmacıyı alıp kapatıştıracağız. Şeyi abi yedekte kullanırız. Kimi? Yani en kötü bir tane saka maka bir şey yaparız. Yok artık veririz. Saka almayalım ya. Yani. Ama zaten kullanmayacağız yani. Saka bunu. İyi kuş ama. Ben bunu alayım bu sefer. Bu sefer kadroyu da alacağım söz. Ha? Abi ama yani bunu... Peki o zaman Hakimi'yi alalım. Buradan sağ bek sol bek yedek olur. Yaşa. Süper. Bize Hakimi ittirdiler ama... İttirsinler. Yedeğe ihtiyacımız var zaten. Evet. Solda falan oynayamıyor da biz yeri alırız. Biz kendi kendine takımımızı kuruyoruz. Sanki bir şey ittiriyoruz. Sanki bir şey zorla adam saçımızı sattık sizi. Efendim ya önemli değil. İttirdiğiniz Hakimi olsun yani. Hakimi tamam. Bey. Hakimi. Suçsuz Hakimi'yi mi aldınız? Biz de hem sol bek hem sol stoper. Hem de hem sol orta saha hem sol ofansif orta saha. Bu adamı kaleye koy. Sol kale. Alaba'yı aldılar. Sol kaleci David Alaba. Tabii Alaba'yı aldılar. Alaba'yı aldılar. Şey de iyi ya. Fenerbahçe'ye bir Cem Karaca gelmişti. Şey, tamam. Rakunos'uyuz ya onu alalım hala. Güzel. Sen işte sonu aldırdın oraya. Ona yer kalmadı babaya. Bernardo Silva. Çok iyi. Canlarınız hayırlı olsun. Bir kadroma bakacağım. Bernardo Silva'nın ardından Delikti stoper de, yedeğimizde Delikt olarak belirlemiş bulunmaktayız. Güzel tercihler. O zaman biz şunu alıyoruz. Şu. Evet. Yedek İtalya'nın bağrından kopmuş. Evet. Bir orta saha. Koş dersin koşar. Top yap dersin yapar. İsminin anlamı sedye demektir ama bir Barella kere sedyede görünmemiştir. Vay vay vay. Vittorio Barella. Yayınlandığı zaman inşallah sakatlık geçirip bu sana dönmez öyle makarna olarak. Yani karma makarnası olarak. Barella. Makarnadan sıra karma çıkıyor bak harflerden. Bunlara patlattın beyni taktiklere patlatsaydın diyeceksin. Hadi oynat bakalım şimdi Messi, Ronaldo, Neymar beraber nasıl olacak? Sen abi şey yazıcı olarak mı? Ne yazıcı? Adam transfer komite eskiden böyle Selim Soydan'ın yaptığı işi yapıyor. Direkt izledi beğendi sonu ya, aldırdı. Kulüp yani. Türk kulüp. Başkan karar veriyor. Adam az önce çıldırıyordu. Ne abi o ne? Ya, abi diyelim ki zaman... yenik duruma düştük. Evet. Ve orta sahayı hareketlendirmek evet. istiyoruz. Evet. Bir tane yalandan orta sahaya... Var onlar. Neymar falan onlar işte. Göbeğe. Ofansif orta saha. Ha, koyayım, oraya koyacağız. Yani. Onu forvete koyacağız. 4-2-4'e geçeceğiz. Abanacağız yani. Tamam ama göbeklikler üstündekine biraz daha... O ikisini o ikisiyle değiştir. Bunlar top yapıyor abi. Kante top yapamıyor mu? Casemiro top yapamıyor mu? Taş gibi yapıyorlar. Biz de kimi şunu alalım. Bernardo Silva Delikt yaptık. Şimdi biz. Siz Barella da aldınız aslında ama iki demek ki. Tamam. Biz büyük ölçüde takımımızı tamamladık. Tek kulübemize eksik. Jose Gaya'yı aldınız. Evet, Gaya'yı aldık. Ha, onu sordum. Evet, ne tamam. var? Yok, bilmediğim. Açıklama yapmadık basına. Yani her şey açıklayacak. Gaya'yı nereden aldık abi? Ben de görmedim onu. Kardeşim. Benim bile Gaya'dan benim bile haberim yok. Gaya'yı almış bize söylemiyor. Çaktırmadan draft yapmış. 1,5 dakika sen neyse. 1 minüt. Rakunov City Başkanı fazla konuşmaz. Ona göre. Tamam. Yani. Kaptan zaman... gelirler maliyeden görürsünüz o zaman soruşturma. Maliye bile Onur Bey. Beke Gaya'yı attı. Ali Ece, Umur Turun'un haberi olmadan biz de yedek kaleci olarak Jan Oblak'ı alalım. Alın Oblak'ı. Kulübemizi tamamlayalım. Biz de yedek kaleci olarak geçen maç sinirimi oynatan artisti alalım. Rakip takımın oyuncusu olarak.
Almıyor mu? Evet. Allah. Sürpriz mi? Cihan Liucu Donnarumma'yı evet, alalım biz. Cihan Liucu değil mi? Bunlar üç evet. Kardeş. Yanlış adamı almayalım. Evet tabii. Öbürü 4. İyi kaleci. .25'miş. Evet, iyi kaleci. Evet. Yeter ki rakibe gitmesin. Beni çıldırtmasın daha biz fazla. Biz devam ediyoruz. Şimdi biz de kaleye koyarız. Birinci dakika hatalı geri pastan biliyorsun. Savunmamıza bir destek daha yapıyoruz İtalya semalarından. Skriniar. Tebrik ederim. Skriniar diye telaffuz edildiğini söylediler. Bana haberin olsun. Selamlar onlara. Ben, Skriniar ne olur benim için fark etmez. Screen. Biz de o zaman böyle Bonucci mi alalım? Yarın ekran görüntüsünü alıp bence bir iki tane yalandan oyuncu alabiliriz ya. Yalandan mı? Evet. Ben sana Bonucci diyorum. Sen bana böyle Lovren diyorsun ya. Al Bonucci abi güzel. Bonucci mi alalım? İstersen böyle Varane'ı alalım. Haberimiz olmuyor abi transferlerden. Çaktırmamaya çalışıyoruz. Sok, sok, sok. Böyle yalandan elektrik çıkaralım. Sanki birbirimize girmişiz gibi. Bonucci. Sen onu sevdin. Koskoca Bonucci. Ama bu çocuğu seviyoruz. Aldık yani. Bonucci'yi aldık. Uzun hadi. Top atarız. Her yerde de oynuyor. Bak aklında olsun yeniksek alacağımız bir numaralı oyuncu Bonucci. Biz, arkana uzun top sen bir tane bak ben anons yaparken. İlk draftımızı Peaky Blinders'ın mekanından yapıyoruz. Grealish. Jack. Jack Grealish'i aldılar. Valverde'yi alıyorum ben. Orta şey savunma deşen Jack Grealish. Ya ben stoper kaç tane var bizde? Yeter diyorum. Ben yeter bu adamı alırım. Ben bu adam profiline bile bakmadım. Ben bu adama bak Bitcoin'imi emanet ederim. Bu adam Bitcoin sistemi emanet ederim. Dolarımı emanet ederim. TL'mi emanet ederim. Bu adam bu kadar güvenilir bir adam. O da Thomas Müller. Casemiro. Evet, evet çok iyi fikir. Çok iyi fikir. Her yeri yedekler. 250 profiline de bakalım. Profiline de bakalım. Belki 11 oynatırız. Kante Casemiro. Oynar. Vücut zindeliği 20 kardeşim. Oğlum bu saçma sapan bir mental. Çok iyi yedek lan bu. Bu bizim yerimize teknik direktörlük bile yapabilir. Ben düşünüyordum deminden beri. Tebrik ediyorum size. Ama arkadaşımız biliyorsunuz Koreli Müller'i tercih etti. Onu da seviyorum. Oo. Bir laf değil yani. Hakikaten ona en yakın çalışkanlıktaki oyuncu. Gol atar. Onu oynatırsak kesin yapar. Golü ver bak. Kesin golü ver. Tamam oynatacağız. Şey sonradan Messi'nin yerine alacaksın. Dört tercih daha. Tamamen birbirimize gireceğiz ondan sonra. Evet yapalım. Şimdi şu orta sahanın ortasını oynayacak oyuncularımız Kante, Casemiro ve Diongdan mı emanet? Evet. İbaret. Evet al bir tane daha. O zaman Fabinho mu alalım, Valverde mi alalım? Valverde alalım. Geçen sefer çok iyi oynadı. Valverde. Sen Fabinho'yu alalım. Hangisini istersen. Bence özellikleri de iyidir bu arada. Mental olarak. Fabinho mu Valverde mi sen karar ver. Valverde değil kesinlikle de. Niye? Yok abi ben geçen çocuk ne yapsa sana yarar demiyor. Kendin önerdin. Geçen 23 yaş altı takımına sonra yenildi. İyi oynadı çocuk. Bence çok iyi bir katkı yaptın ama peki sen bilirsin. Daha genç falan. Hı? Fabinho'yu mu istiyorsun? Henderson'ı istersen alayım sana. Abi tam kız oyuncak almamadı neyse. Koskoca Henderson istiyorum. Koskoca Henderson. Kafamızı karıştırmasın ya. Aynen aynen. Yedeğe koyalım mı koymayalım değil. He. Direkt şey olsun. Alıyorum. Yani. Tamam yapıştır abi Henderson. Sen seversin. Saptan. Yani al hayrını gör. Yedek kalacak. Tanışmışlığımız da var. Yani. Benim de var. Henderson'ı seçtiniz. He, evet. Ne yapalım? Henderson. Sonra birazdan da Fabinho'yu seçeceğiz. Ben bana benzeyen bir oyuncu seçmek istiyorum. Thomas Müller seçtin işte. Diğeri. Timo Werner. Timo Werner'ı seçmek istiyorum. Oğlum sen ama bir Thomas Müller'e benziyorsun. Werner'e daha çok benziyor. Ben bak anlatayım. Ben küçükken sarışın dışıma geldik. Bu Leipzig kulübü Türkiye'den birkaç gazeteciyi davet etti. Şey için hani röportaj, testi gezme falan. Beni de davet etti. Ben Werner röportajı istemiştim. Bana ona red gelmiş. Testi tanıttım. Bir de ekstra bir, o dönem başka bir oyuncu için röportaj sözü vermişlerdi. Ben sonra aradaki Türk aracıya fotoğrafımla birlikte Werner'in fotoğrafını koyup yolladım. Ve adamlar bana 5 dakika vakit Werner için vakit ayırma sözü verdiler. Ama sonra vize problemi olunca gidemedim. Yani hayatımın en üzücü şeylerinden biri gazetecilik hayatımın. Ama olsun Werner. Ben seni seviyorum. Ufak bir unutkanlık olmuş Kadir'ciğim bu arada. Gerçekten tebrik ediyorum. Werner röportajına vizeden dolayı mı gidemedin? Yani öyle diyelim öyle olsun. Vize müdürden vize alamadık. Başkasının yolunu tercih ettim. Alıyorum seni. Alıyorum. Aldım. Modric. Koskoca Modric seçtik. Evet. Bir daha seçin. Bir daha seçelim. Daha dur. Bir daha Modric. Bir daha Modric. Bir daha Modric. Size geçti sıra. Hayır bir daha size. Alacaksın bir Modric, bir Modric daha şak kadına. Bunlar var ya dağılacak mı? Kimmih yavrusu gibi dağılacaklar ya. İki bekte, iki beki yedekleyecek. Aldık ya işte. Hakimi. Hala aldık. İki beki yedekleyeceksin abi. Alamıyoruz abi. Robertson aldık. Gaya aldık. Daha kaç tane alayım ben sana hocam bek? Bu kokuyu alayım mı sana? Benzema alayım. Benzema alayım. Al Benzema al abi. Ha. Abi soruyorsun. Cevabımı kabul etmiyorsun. Neden böyle oluyor? Lukaku mu Benzema?
Lukaku diyorum, büyük ihtimalle Benzema'yı seçeceğiz ama. Lukaku'yu alıyorum sana. Ne tamam. Lukaku'nun size kafa karışıklığı. Evet. Biz büyük bir tecrübeden yana kullanıyoruz draft hakkımızı ve... Çinli oyuncu var 46 yaşında, o mu? Yok, Zlatan İbrahimovic. Çok iyi fikir. Çok iyi fikir. Biz yedek kaleci aldık mı hocam? Kanka bu kalanları... Aldık, Donnarumma aldık. Ha, bizim geleneğimiz olsun. Evet. Alisson. Abi Kim Min-jae'yi alır mısın benim için? Olur. Son kardeşim orada tek başına kalmasın. Ha, doğru söylüyorsun. Şeyi alayım mı? Kim Min-jae'yi? Neydi o deminki gruplardan? Kim Min-jae'yi alır mısın? BTS'den birini alayım mı? Olur. Salah'yı al. Evet, Salah'yı alayım. Evet. Al Salah'yı benim. Ben izninle böyle Necip'i alıyorum. Şurada alayım mı? Var ya. Her yerde oynuyor çocuk. Yok, Necip Uysal'ı alıyorum ben. Güzel. Bu arada Kim Min-jae'yi istedim. Necip Uysal alın da abi. Sen anlamadın mı hala? O zaman İrfan Can Kahveci'ye merhaba desin camiam. Sen istiyordun ki oyuna girip şey yapsın. İrfan güzel. Can oluyor. Necip diye yola çıkıyor. Bunlar İrfan Can Cengizhan abi. Lisesi taktikleri. Aynen. Öğrendim. İrfan Can ne pahalıymış ha. Mutluyuz. Tabii canım. Aldık İrfan Can Kahveci'yi. Hayırlı takımıza olsun. Aldık. Evet. Aldık mı? Ne yapıyoruz abi biz ya? Şeyi alalım mı? Moral olsun İrfan çocuklara. Iyi, Lovren'i İrfan alalım. Cani. Güldürür falan eder. Ha? Abi bunların hiçbirini oynatmayacağız zaten. Olsun işte. O yüzden Lovren'i alabilir miyim? Lovren'i transfer etti. Artık al uzlaştılar. Adam. Hayır. Tamam, İrfan, İrfan Can'ı aldık hocam. Niye o zaman? Buyurun Uğur Bey. Uğur Bey buyurun. İrfan Can Eğri Bayat'ı da alalım. Tamamlıyorum. Alalım ben, abi. Çağlar Soyuncu'yu aldım ben. Al. Bak. Ben de o zaman böyle Rıdvan Yok, Yılmaz'ı aldım. Yok sıra bizde. Al abi. Siz deme iyi hack. Rıdvan Yılmaz'ı. Çok iyi. Rıdvan. Nerede Rıdvan? Gel bakayım. Serdar Saatçı. Rıdvan Yılmaz'ı kaptırdık. Nerede Rıdvan? Neredesin oğlum? Şu aramaya yaz ya. Aramayı mı? İndim oğlum. Sadece Türk listesi yaptım. Bulamıyorum. Ha, bulduk. Güzel. Serdar Saatçı'yı koymamışlar ya. Bu ne biçim database? Mevki seçimli şey olmuş olabilir mi? Üçüncü kaleci olarak Ersin'i alıyor. Bizim takımımız tamamlandı. Çok güzel bir takım yaptı. Ersin'i alalım abi. 6'ya geçen oyunda arkadaşlar aldılar zaten. Biz de böyle Ersin'i alalım. Ersin bir dünya karması. Messi'ler, Ronaldo'yla evet. Bir araya gelsin. İrfan Can, Ersin Destanoğlu. Ersin Destanoğlu'nu alıyoruz izninizle. Var mı izin? Tabii ki buyurun. Ne demek? Çok teşekkür ederiz. Rock'n'Roll City ve takımlar. Bayrampaşa'da yetişmiş. Bayrampaşa'nın has çocuğu. Tabii. Güzel devam takımı. Diyelim. Evet. Güzel takım. Evet. Çok güzel oldu. Memnunuz devam biz draft'ta. Tebrikler sizlere. Biz ne yaptığımızı pek bilmiyoruz ama. Ama Ronaldo ile Messi aynı takımda oynayacaksınız bakalım. Nasıl olacak hiç herkesin hayallerini yani süsleyen bir maç izleyeceğiz. Evet, herkesin kabusu da olabilir bu takım. Evet yani. Olabilir. Evet draft bölümünü tamamladık. Şimdi takım seçme ekranına gidiyoruz. Takımlarımız, dizilişlerimizi belirleyeceğiz. Oyuncularımızı seçeceğiz. Sonra bu arkadaşımız takım elbise giyecek ve tekrar burada buluşacağız.